Merhaba, ben Giray Kaçar, kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Tabii gündem çok hızlı. Transferin son birkaç günü kaldı. Türkiye'de de bütün takımlara baktığımız zaman, Anadolu takımları dahil, herkes birini indiriyor arkadaşlar. Biraz önce Trabzonspor takımı ilk transferini, sağ bek, onu şehre indirdi. Mönyö, Trabzonspor takımımıza hayırlı olsun. Oyuncuyu çok hızlı bir şekilde apar topar getirdik. Fabrizio Romano'dan çok flash bir iddia daha geldi arkadaşlar. Bunu değerlendireceğiz. Sol bekte yeni bir isim. Bu ismi sizlerle beraber canlı yayın diyorum, videomuzda konuşalım istiyorum. Artı tabii ki de Rafa Mir'den bir haber var. Rafa Mir tabii ki de bizim istediğimiz ve çok önemli mesafeler kat ettiğimiz bir oyuncu. Oyuncu biraz süre istemişti ve son dakika, İspanya'da transfer tam kapanmasına yakın, o arada Valencia devreye girmişti Rafa Mir'de ve Rafa Mir Valencia'ya doğru yönelmişti arkadaşlar ve orada iş bitti dendi. Tabii en son gelen yurt dışı kaynakları da şunu söyledi. Evraklar yetiştirilemedi dedi. İkincisi de oyuncunun istekleri bir türlü bitmedi ve Valencia bu transferden vazgeçti haberler yapılmıştı. Şimdi bugün geldiğimiz noktada Rafa Mir'in Trabzonspor takımımızın yetkililerine size gelebilirim, görüşmek istiyorum diye bir haber gönderdiğini gazeteciler bunu yazdı, çizdi. Şimdi tabii bu haber geldiyse kulübe, bu belli ki kulübün içerisinden bir şekilde dışarıya çıkmış. Ve bu iş ne kadar ciddi bilmiyorum ama bizim kadromuzda bir Onaçu var. Kiralık, sezon sonu gidecek. Artı Enis Destan'ımız var. Enis Destan'da gelecek vadeden oyuncularımız arasında gösteriyoruz. Bir de buraya Rafa Mir'i indirirsek biz burada bu santrofor dengesini nasıl ayarlarız? Şu an için Rafa Mir'in bize nasıl bir katkı yapabilir? Ve hadi şunu mu düşünüyoruz acaba diye düşünüyorum. Biz Rafa Mir'i alalım da sezon sonu bir daha santroforla uğraşmayalım. Gerekirse çift santrofor oynarız bazı maçları. Stratejik anlamda bir Onaçu'yla başlarım, bir Rafa Mir'le başlarım. Onu bir dengelerim, rotasyon yaparım. Kupa maçlarım var. Zaten şurada 3-4 ay bitti. Ben Rafa Mir'i indireyim abicim. Gelecek seneye bir de santroforu aramayım mı var kafada? Bilmiyorum. Rafa Mir de kötü bir santrofor değil tabii ki de. Özellikle Rafa Mir alıyorsak şunu söylemiştim bakın. Bundan 3-4 gün önce Rafa Mir'i konuştuğumda şunu söylemiştim. Demiştim ki sizlere, biz Rafa Mir alıyorsak 2 tane bekimizin de çok fazla hata çıkması lazım dedim. Nitekim sağ beke Mönyö geldi. Sol beke de Alioski ve şimdi yeni bir isim var. Bunu konuşacağız. Sürpriz bir isim aday geldi. Bu oyuncularla beraber hücum planlaması, taktiksel değişikliğe gidiyor Trabzonspor takımı. Stratejik olarak hamlelerini yapıyor. Rafa Mir'i dediğim gibi kullanmak istiyorsak kanatları kullanacaksın. Kanadı kullanacaksın. Uzun toplarda evet güçlü, hakimiyeti iyi. Bizim takımımızda da ve ligimizde de bu tarz santroforlar başarılı oluyor. Ama Rafa Mir'in baktığım zaman bu sezon 15 tane La Liga'da maç oynamış. 2 tane atmış. Toplam 380 dakika arkadaşlar. Tabi oyuncunun kariyerinde Sevilla'da toplam 105 maç var. 24 tane gol, 2 tane asist yapmış. Mostella'da arkadaşlar 59 tane maç oynamış, 25 tane atmış, 6 tane asist yapmış. Las Palmas'da 30 maç oynamış, 7 tane gol, 1 tane asist yapmış. Gene Valencia'da da 8 tane maçı var. Wolverhampton'da 4 tane maçı var. Oyuncunun kariyeri iyi. Önemli işler yapmış bir oyuncu. Hani baktığımız zaman bu sezonu sakatlık geçirmemiş. Tamamıyla teknik direktörün tercihiyle alakalı oynamama durumu Rafa Mir'in arkadaşlar. Ve bize haber gönderdi. Tabi Rafa Mir'in olur mu olmaz mı bunu göreceğiz. Önceliğimizi bunu göreceğiz. Bunun dengesini Abdullah Avcı kuracak. Kupalarım var, onlar var, bunlar var. Ben bir şekilde oynatırım. Mantetesi varsa eyvallah. Ama oyuncu geçen sene La Liga'da 36 tane maç, 8 tane gol atmış. Yani Rafa Mir gerçekten sağlam bir oyuncu. Kanatları kullanacağın diyorsan bu oyuncuyu getirmen de fayda var diye düşünüyorum ben. Bize haber yolladığı için tabi birden gündeme tekrar girdi. Ve bunu da gündeme aldık. Şimdi Erik Junior Bojat. Bu oyuncu sol beke istediğimiz bir isim. Yaşı 24. Son dakika bu oyuncunun girmesiyle beraber Alioski'yi beklettik. Şöyle bir değerlendireceğim şimdi sizin için. Trident takımında oynuyor. Belçika'da 1. ligde oynuyor oyuncu. Bu sezonda 25 tane maçta 1 gol, 3 tane asist yapmış. Tabi orta sahanın solunda 25 tane maç, 1 tane gol, 3 tane asist yapmış gözüküyor. Çok enteresan. Biz oyuncuyu sol bek olarak düşünüyoruz ama oyuncunun çok enteresan
Son önde oynadığını görüyoruz burada. Biraz garip yani. Transfer markette şu anda bakıyorum ben. Sol bek olarak geçiyor ama sol önde oynuyor oyuncu. Bu sene 25 maçında sol önde oynamış. Sonuç olarak şöyle bir gelelim. Trident takımında 50 tane maçta 1 gol, 6 asist yapmış. Lille'in B takımında oynamış. Lille'den yetişmiş bir oyuncu. Daha çok taze, çok yeni. Scout'ımızın bulmuş olduğu oyunculardan bir tanesi belli ki. Tamamıyla scout işi bu. Çünkü oyuncunun 50 tane 60 tane maçı var. Bu oyuncuyla alakalı net bir bilgi sağlamak mümkün değil. Bu sezonun 25 tanesini sol önde oynamış. Şöyle bir detaylı bakacağım tekrardan. Geçen sezonda sol bekte 15 tane maç oynamış. Orta saha solunda 6 tane maç oynamış. Geçen sezon 25 tane maç, 3 tane asist yapmış. Valla Erik Junior Boca Trabzonspor takımımızın gündemine gelen bir diğer isim. Tabii şimdi Alioski anlaştı aslında. Alioski ile bir problem yoktu. Ama birden Trabzonspor takımımızın bu oyuncuya da teklifle gittiğinin bir haberi gelince dengeler değişti. Şimdi Trabzonspor takımımız şu an gerçekten hani bir mevkide bir oyuncu alacağız ya 3-4 tane isme birden gitmiş. Hepsinde bir yoklama yapmış. Ve yani her an bitirebilecek birkaç tane daha isim olduğunu söyleyebiliriz. İşte sol bek, Santrafor'da Rafa Mir'in adı geçiyor. Deniz Praet'in adı geçiyor orta sahada ki inşallah Deniz olabilir. Forsereli'de Trabzonspor takımımız bonservis için bir tık daha yukarıya çekmiş parayı diye bir bilgi var. Yani şimdi asıl detaylardan bir tanesi 8 numara. Bizim bu 8 numarada hata yapma lüksümüz yok. Bana göre en kilit transfer 8 olacak. En kilit yerimiz 8 numara. Sağ bekte Mösyö'yü aldık. Mönyö'yü aldık sağ bekte. Ama 8 numara bana göre çok kritik olacak. 8 numarada alacakları oyuncu çok önemli. Fabrizio Romano bana göre şu an en çok konuşulacak konu, herkesin merak ettiği detay, Mönyö'nün ne kadar para kazanacağı. Şimdi Fabrizio Romano'nun son dakika haberinde Mönyö'nün Trabzon'a gittiğini ve Borussia Dortmund'un ona vereceği paradan tamamen kurtulduğunun bir haberini girmiş. Bakın tamamen kurtulduğunun. Ama bizim yerel kaynaklarımıza bakıldığında ulusal basında o şekilde. Yani Dortmund para ödemeyecek. Bize gelen bilgilerde bakıldığında tamamıyla olay şu. Biz bir miktarını karşılayacağız. Tabii ki de Dortmund da bir miktarını karşılayacak. Bakın 4 milyon euroluk bir maaş var adamın. 4 milyon euro bir maaş var. Şimdi 4 aylık bir bölüm var. Tabii 4 aylık bir bölüm var. Biz 4 milyon olarak düşünmeyelim bunu. 4 aylık bir bölümde mutlaka maaşın yarısına düşmüştür. 2 milyon olarak görmek lazım. Çünkü bir sezonda 4 milyon kazanan adamı şimdi 4 milyona getiremezsin. Yani bu 2 milyonun ne kadarını biz vereceğiz 4 aylık? Bir gelecek sene bu oyuncu ne kadar kazanacak? Önemli. Bir denge var. Başkan her zaman söylüyor. Çok önemli bir durum. O dengeyi bozmamam lazım. Maaşını veremeyeceğimiz hiçbir oyuncuyla temaslarımızı ona göre ayarlamamız lazım. Bir oyuncuya işte 3'ler, 4'ler, 5'ler vermem diyordu sezon başında başkanı, hatırlayın. Ve geldiğimiz noktada da böyle bir iddia var. Gerçekten ben de merak ediyorum. İnşallah sıkıntı olmaz. İnşallah gerçekten Dortmund bir miktarını karşılıyordur. Yoksa konuşulacak. Bu iş konuşulacak. Oyuncunun sakatlığı da oydu buydu. Bunları zaten bir önceki videoda söyledim. Bir tarafa koyduk. Adam indi. Hızlı bir şekilde indirdik. Belli ki Abdullah Avcı hemen kullanmak istiyor oyuncuyu. Kullanmalı da zaten. Takıma girsin bir an önce. Hani kupada olmasa da ligde mutlaka oynatsın hoca onu. Bir an önce görmek lazım. Şimdi transferdeki son detaylar bu şekilde. Bir de başkanın çok önemli bir açıklaması var arkadaşlar. Yani tabii şöyle bir açıklaması var. Gelecek hafta 130 milyon euroyu geçen bir para sokuyoruz kasamıza dedi. Üstelik karşılıksız 130 milyon euro. Başkan bu işleri yapıyor. Bunlar önemli işler. Tabii bunlar çok önemli. Yalnız transferi yanlış yaparsan bu 130 milyon buhar oluyor. Oyunculara verdiğin paralar, menajerler, vergileri, onları, bunları, akarı, kokarı diye bu oyuncu bu paralar karşılıksız verilen bu emek gerçekten yazık oluyor. İnşallah hatasız bir transfer dönemi geçiririz. Mönyö kağıt üzerinde iyi bir oyuncu. Son 6 maçını oynamış. Bazı arkadaşlarımız bize bir önceki videoda bir şeyler söylemişler. Abi sakat adama iyi oyuncu diyorsun demiş. Arkadaşlar bu adam iyi oyuncu. Şimdi bu adamı ben burada iyi oyuncu dedim. Bu adamın sakatlık geçmişini burada ben detaylı bir şekilde verdim. Bu adamı Trabzonspor kulübümüz transfer ettiyse burada ne benim suçum var ne sizin suçunuz var. Bu adama başkan bugün gene söyledi. Yani odam squat dolu dedi.
Sukuat ekibim dedi. İzliyor, inceliyor, bana raporları günlük veriyor dedi. Şimdi sukuat ekibi bu adamı A'sını, B'sini, idman performansını, her şeyini öğrenmek zorunda. Bağlantılarımız bizim güçlü bir camiayız. Almanya'da birçok Trabzonsporlu, Trabzonsporumuzun gönülden bağlı birçok iş adamımız var, yaşayan dostlarımız var. Yani bir oradan bile bir bilgi akışı alınabilir. Oyuncunun özel hayatı olur, idman performansı olur, maç performansı olur. Son 2-3 senesine baktığımız zaman büyük bir sıkıntı var. Ama liginde son 6-7 maçında oynamış, 90 dakikayı çıkartmış da bir Mönyö var. Bundesliga'da oynamış, Paris Saint-Germain'de Mbappe ile beraber oynamış bir adam arkadaşlar. Yani kariyer anlamında sallayamayız adamı. Şimdi açık ve net, hakkını yemeyelim. Ama gelir burada sakatlanırsa Allah korusun, öyle bir senaryoyu hiçbir şekilde düşünmek istemiyorum. O zaman İbre hocaya ve yönetime döner. Siz bunu bile bile nasıl aldınız? İş buna dönecek. Riskli bir transfer o anlamda. Ama ben inanıyorum, inşallah güçlü bir adama benziyor. İnşallah sakatlanmadan iyi işler yapsın. Boy ortalaması 1.90. 1.91'lik sağ bek arkadaşlar. Aslan gibi hem boy ortalamamızı yükseltecek, hem duran topta üstünlüğümüz olacak rakiplere, defansif ve ofansif. Bakalım. Sol bekte de şimdi gelişmeler olacak. Şimdi gözümüz kulağımız sol bekte arkadaşlar. Elimden geldiğince bir bilgi geldiğinde de hemen karşınıza gelmeye planlıyorum. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.